Ne haber Adnan'ım? Haberler sizde enişte. Bizde ne haber olacaklar? Haberler bizde de Adnan. Hiç iyi değil. O yüzden susmak en doğrusu. E sen niye içeri giriyorsun işte? Dayı ile İlyas gergindir şimdi. Böyle durumlarda arada kalmamak lazım. Hızır abi gitti ki evde yok. Nereye? Mine görevi terk etmiş. Aç kapıyı aç Adnan aç. Ya ne demek evi terk etti? Masayı terk eder, evi terk eder. Bu abim ne yapmaya çalışıyor ya? Masayı mı terk etti? Etti. Ben bunlarla oturmam dedi. Buyurun siz oturun dedi. Çıktı odada. Bizi de öyle masada sap gibi bıraktı işte. Demek onun üstüne Ceylan ablayla tartıştılar. Hele o Ceylan'ı çağır buraya Mine. Dayıya bak ya. Söylemedim size masaya oturmadığını. Yüzümüze bile bakmadı ki. Biz de herhalde kötü bir şey oldu diye düşündük böyle direkt odasına çıkıp gidince. Ona olan kötü bir şey yok. Olan bize oldu. Vekilim İlyas dedi. Çıktı gitti adam ya. Abinin oturmadığı yerde sen niye oturuyorsun? Bıraksaydın enişteye sen de kalksaydın. Yok teyze. Ben o şerefsizlerle aynı masaya oturmam. Yok dayanamam öldürün diye söylüyorum. Dayı da bana benzer. O da bu yüzden kalkmıştır tahminimce. Ben seni bir benzetirim. Karın tanıyamaz karın. Buyurun Ayrı Hanım. Hele otur şöyle. Biraz canım sıkkın. Önemli bir şey değilse yarın sabah konuşabilir miyiz? Ceylan, önemli. Bak İlyas bir şeyler söylüyor, bir dinle istersen. Dinliyorum İlyas. Abim tam olarak evden niye gitti Ceylan abla, öğrenebilir miyim? İhanet ettiği için hakaret ettim, o da çekti gitti. Deme. Ne ara etti o işi? Bana etmedi. Kendine etti. Bugüne kadar savunduğu bütün değerlere ihanet etti. Değer derken Ceylan yenge? Sen mi susacak mısın? Ceylan abla bak, abim tam olarak sana ne anlattı bilmiyorum ama ben sana konuyu özetleyeyim. Abim masaya oturmadı, masayı terk etti. Ben bu şerefsizlerle aynı masada oturmam dedi, bizi bıraktı çıktı. Nasıl yani? Sen sormadan mı daldın hemen Hızır'a? Ben yüklenince o da dikine gitti her zamanki gibi. Ceylan, kal git peşime sen de otele. Ben seni yanlış anlamışım de. O şimdi benim yüzüme de bakmak istemez, telefonumu da açmaz Hayriye Hanım. İlyas, sen yarın sabah durumu bir anlat. O da sakinleşirse ben de ondan özür dilerim. İyi, olur Ceylan abla. Alparslan da Korkmazların sizin masanıza oturduğunu duyduysa, o da benim gibi aşırı tepki verir. Abimin yaptığı şey her ne kadar hoşuma gitmese de neticede Alparslan'ın hayatını kurtardı. Bilse iyi olur. Bir de sonradan onu vır vırında duymayalım. Ben yarın Alparslan'ı ziyarete gideceğim. Anlatırım olanları. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.